Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle ara yayınları matematik akıllı defterde doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemi konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak konumuza başlayalım. Zihinden toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için arkadaşlar sayıları yüzlük, onluk ve birlik şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar bu konuda ne düşüneceğim? Sayılarımızın yüzlükleri ayrı, onlukları ayrı ve birlikleri ayrı ayrı toplamamız gerekir diye düşüneceğiz. Bakın arkadaşlar 482 ve 516 sayılarını toplarken 482'yi 480 ve 2 516'yı 510 ve 6 şeklinde ne yapmış? Yüzlük, onluk ve birliklerini ayırmış. Daha sonrasında Yüzlükleri kendi arasında 400 ve 500. Onluklar 80 ve 10'u kendi arasında. Birlikleri yani 2 ile 6'yı da kendi arasında topluyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın bu sonucu 900, 90 ve 8'i toplayarak işlemimizin sonucunu ne yapmış oluyoruz? Zihinden bulmuş oluyoruz. Peki arkadaşlar çıkarma işleminde de yine aynı şekilde düşünüyorum. 68'i 60 ve 8 olarak ayrı ayrı. 37'yi de 30 ve 7 olarak düşünüyorum. Daha sonra 60'dan 30'u çıkarıyoruz. 8'den de 7 çıkarıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar bakın buradaki 30 ile 1'i toplayarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluyoruz. Peki arkadaşlar 10, 100 ve 1000'in katları olan doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in 1000 ile zihinden toplarken veya çıkarırken sadece işlem gereken basamakları ele alırız diye söylemiş. Şimdi örneklerimi incelersem arkadaşlar bakın 1'ler basamağında 560 ile 200'ün birler basamağına hiçbir şey söylemiyor. Direkt aynen yazıyoruz. Onlar basamağında 6 ile 0 toplayıp yazıyor. 5 ile 2 toplayıp 7 olarak yazıyorum. Şimdi 1500 ile 400 toplarken sadece 5 ve 4 toplayıp aynen yazıyorum. Diğer sayıları direkt aşağıya indirmiş oluyoruz. Evet temizleyerek arkadaşlar etkinliklerimize geçiş yapalım. Evet, birinci etkinlikte aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini zihinden yüzlük, onluk ve birliklere parçalayarak yapalım diyor. O halde arkadaşlar 274 ile 323'ü toplarken 274'ü bakın 270 ve 4 olarak ayırdım. Toplayacağım. 323'ü de 300 artı onluk olarak 2 tane onluk 20 var birlik olarak da 3 var. Daha sonra arkadaşlar burada yüzlükleri kendi arasında toplayacağım. Onlukları kendi arasında ve birlikleri kendi arasında toplayacağız. Yani 200 ile 300'ü toplayacağım. Artı onluklar 70 ve 20 kendi arasında topluyorum. Artı birliklerde 4 ve 3'ü topluyoruz. 200, 300 daha 500 yapar. 70 20 daha 90 yapar ve 4 3 daha 7 yapar diyorum. Evet bunları toplayacak olursak da 597 olur. Bu işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Çıkarma işlemine bakıyorum. 478'i 4 tane yüzük var. 400 artı 70 artı 8 eksim. 218'i 200 artı 10 artı 8 olarak dağıtıyorum. Önceki parçaladık. Şimdi arkadaşlar yüzlükleri kendilerine çıkaracağım. 400'den 200'ü çıkardım. 70'ten 10'u çıkarıyorum. 8'den de 8'i çıkaracağım gençler. Ve sonuçta buradan çıkan sonuçları toplamamız gerekiyor. Evet 400'den 200 çıkardım 200. Artı 70'ten 60 çıkardım. 70'ten 10 çıkardım. 60. 8'den 8 çıkardım 0 olur. O halde 260 ve 0 toplarsam 260 olur. Bu işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet ikinci etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım diyor. Arkadaşlar 380 ile 10'u toplarken sadece 8 ile 1 topladığımı düşünebilirsiniz. Bakın 380 ile 10'u toplarsam 390 olur. Evet 380 ile 100'ü toplarken sadece 3 ile 1 topluyorum. Diğerleri aynen yazıyorum. 480. Evet 380 ile 1'i toplarken arkadaşlar evet bunun binler basamağı boş. O halde direkt 1380 olarak yazıyorum. 6600'ü onu e topluyorum. Evet birler basaman onlar basamandaki biri arkadaşlar direkt yazalım. 6610. 6600'ü yüzü e 100'ü topluyorum. Yüzler basamandaki 6 ve 1'i topladığımı düşünüyorum. 6700. 6600 e toplarken de 6000 ile 1000'ler basamandaki 1000'i topluyorum. 7600 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet 5750'den arkadaşlar bu sefer de çıkarma işlemi yapacağım. 5750'den 50'yi çıkarıyorum. 5700. 5750'den 500 çıkaracağım. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Sadece 57'den 5'i çıkaracağım. Bakın yüzler basamandaki 7'den yüzler basamandaki 5'i çıkarıyorum. O halde 0 ve 50 yazdım. 7'den 5 çıkardım. 2, ve 5'i yazdım. 5250 olur diyorum. Peki 5750'den 750 çıkarırsam da 5000 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Peki 13350'den yine çıkarma işlemi gördüm. 50'yi çıkaracağım. 13300 olur. 300'ü çıkaracağım arkadaşlar. 50 olur diyorum. 13.750'den 7.350'yi çıkaracağım. 350'ler direkt gider gençler. O halde 3'ten çıkmaz. 13'ten 7 çıkar. 6.000 olur. İşlemimizin zihinden çıkarmış hali diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.